Sultanımıza mektup gönderen Hadis'i bulamadın mı daha? Herkesi tek tek soruşturuyorum Paşa Hazretleri. Siz de takdir edersiniz ki tespit etmek biraz güç. Onlarca cariye ağa var. Mutlaka birileri açık verecektir. Eğer bana bir isimle gelmezsen bunun bedelini sana ödetirim. Bilesin. Bugüne kadar elbiseler, mücevherler haricinde hiçbir şey ben seçmedim. Ne yapacağımı, kim olacağımı, kimi seveceğimi hep başkaları karar verdi. Biliyorum, hepsi benim iyiliğim için. Belki kendim karar alsam hata yapacak, çok yaralayacaktım. Lakin hatalar da yaralar da benim olacaktı. Hatalarımı gururla taşıyacak, yaralarımı başıma tac edecek, kendi pusulamla doğruyu bulacaktım. Fakat böyle hiç kırılmaması için dokunulmadan saklanan bir sırça gibiyim. Ne kimseyi mutlu edebiliyorum, ne de kendimi biliyorum. Sizin ve validemin aşkının gölgesine büyüyerek bu büyülü isten mahrum kalmak ne demek bilemezsiniz. Belki beni anlamıyorsunuz. Gene de kararıma rıza gösterin hünkârım. Eminsin değil mi? Hünkârımız en doğru kararı verecektir. Bilhassa sefer öncesi boşanmaya zinhar izin vermez. Malumunuz üzere hünkârımız düşünmemi istedi. Ben de düşünüp kendisine kararımı söyledim. Boşanmamıza müsaade ettiler. Üstad. Seferden sonra boşanacağız. Sonrasında kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Hünkârımız da, validem de senden ziyadesiyle memnun. Boşansak da vazifen devam edecek. Biz boşanacağız. Ben vazifemi sürdüreceğim ve hayat kaldığı yerden devam edecek, öyle mi? Siz beni çok yanlış tanımışsınız, sultanım.